Bak ne diyeceğim sana. Şimdi her sene yapılan bu ate göre köyün bekar erkekleri o sene evlenmeye niyet ettilerse Arife pikniğinde yemek yapıyorlar yani, öyle mi? Evet. Bu hanım köylü adetlerinden biri. Yani evlenecek erkek yemek yapmasını bilecek. Ben bu yüzden sen de ortaya çıksana dedim. Ha, iyi ki ben çıkmamışım zaten. Niye? Benim bu sene evlenmeye hiç niyetim yok. Niye bozuldu? Ne oldu? Neye bozulacağım lan? Evlenmezsen evlenme, beni ne? Seni olmayabilir. Ama seni olabilir ya. Sonuçta evlilik bu. Bunun bir flört evresi olması lazım. Bizim buralarda flört pek olmaz. Niyeti olan gelir kızı ister. Önce kadınlar meclisi onay verir. Sonra kızın babası onay verir. Sonra evlilik olur. Kızın niyetini pek soran yok yani. Yani kadınlar meclisi onay veriyor ya. Onlar doğrusunu bilirler işte. Bir kızı almak için 10 kadının gönlünü alacaksın. Zor iş. Zor mor durum bu Ferit Efendi. Ha, eğer işine gelmiyorsa çekip gidersin bu köyden. Vallahi ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Boş bulunup yakacakmışım ben kendimi ya. Oldu o zaman. Sana hayatta başarılar diliyorum. Ne? Kendine iyi bak diyorum. Süreçle görüşürüz. Nereye lan? Gidiyorum işte. Bunun madem sonunda evlilik var, evlilik bana çok uzak. Hadi bay bay. Kendine iyi bak diyorum. Süreçle görüşürüz. Nereye lan? Gidiyorum işte. Bunun madem sonunda evlilik var, evlilik bana çok uzak. Hadi bay bay. Korkma korkma benim. Ne ettin lan öyle? Nasıl? Gidiyorum dedin, gittin ya. Ya ama sen de gitme demedin. Hatta çekip git dedin. Gitme deseydin gitmezdin. Gidecek adama gitme demem ben. Sen merak etme. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Kararımı verdim. Dünyanın en zor şeyi de olsa ben buna katlanırım. Çünkü dünyanın en güzel şeyi duruyor şu an karşımda.